Merhaba, bugünkü videomuzda kanla beslenen sinekler ve onların etkileri üzerine ilginç bir konuya odaklanacağız. Mavi sinek tuzaklarının sinekler üzerindeki etkileyici cazibesini ve bunun nasıl gerçekleştiğini keşfedeceğiz. Sineklerin renkleri nasıl algıladığı ve neden mavi tuzaklara bu kadar çekildiği ile ilgili şaşırtıcı gerçekleri açıklayacağız. Kanla beslenen böceklerden olan çeçe ve at sineklerinin ısırığı acı vericidir. Ayrıca insanlar ve hayvanlar arasında güçsüzleştirici hastalıkları yayabilirler. Bu nedenle zararlı sineklerin popülasyonlarını kontrol etmek ve en verimli tuzakları tasarlamak için çok fazla çalışma yapılmıştır. Sinek tuzakları genellikle mavi renklidir. Çünkü onlarca yıldır yapılan araştırmalar sineklerin bu rengi özellikle çekici bulduğunu göstermiştir. Özellikle mavi nesneler doğal ortamda yaygın değilken neden mavi bu kadar cazip buldukları hiçbir zaman anlaşılamamıştır. Bilim insanları mavi yüzeylerin sineklere gölgeli yerler gibi görünebileceğini, çünkü gölgelerin mavi tonu olduğunu düşünmüşlerdir. Çeçe sinekleri özellikle dinlenmek için böyle gölgeli noktaları ararlar. Bu da mavi tuzaklara olan ilgilerini kısmen açıklayabilir. Ancak bu olasılıkları değerlendirmek oldukça zordur. Çünkü sinekler renkleri insanlardan farklı şekilde algılarlar. İnsanlar göz retinasındaki mavi, yeşil ve kırmızı dalga boylarına geniş ölçüde duyarlı 3 tür ışık algılayan fotoreseptörün yanıtlarını kullanarak renkleri algılarlar. Ancak çeçe ve at sinekleri gibi çoğu sinek ultraviyole, mavi ve yeşil dalga boylarına duyarlı 5 tür fotoreseptöre sahiptir. Bu nedenle insanlar tarafından tasarlanan mavi renkli bir tuzak sineklere aynı şekilde görünmeyecektir. Araştırmacılar bu sorunu çözmek için yapay zeka kullanmaya karar verdiler. Gerçek sinir sistemlerinin yapısından esinlenen makine öğreniminin bir formu olan yapay sinir ağlarını kullanarak sineklerin karar mekanizmasını taklit ettiler. Bu yapay ağları bir sineğin hayvanlara veya bitkilere hem ışıkta hem de gölgede bakarken deneyimleyeceği fotoreseptör sinyalleri ile beslediler. Sonra sadece bu görsel bilgiyi kullanarak hayvanları yapraklardan, gölgeli alanları da gölgesiz alanlardan ayırt etmek üzere eğittiler. Eğitilmiş olan yapay sinir ağlarının görsel sinyalleri en verimli şekilde işleme yolunu bulmasını ve bunun gerçek sinir sistemleriyle aynı şekilde çalışmasını beklediler. Araştırmacılar daha sonra yapay sinir ağlarının mavi renkli tuzakları hayvan mı yoksa gölge alanlar mı olarak sınıflandırdığını incelediler. Sonuçlara göre yapay sinir ağları sineğin algıladığı duygusal bilgiyi kullanarak hayvanları bitkilerden ve gölgeli alanları gölgesiz alanlardan kolayca ayırt edebiliyordu. Ancak araştırmacıları şaşırtan şey sineklerin bu problemi tamamen farklı yollarla çözmeleriydi. Yapay sinir ağları gölgeleri renklere göre değil, parlaklığa göre tanımlıyordu. Yani basitçe bir alan ne kadar koyu görünürse gölgeli olarak sınıflandırılma olasılığı o kadar artıyordu. Öte yandan diğer hayvanları da mavi ve yeşil fotoreseptör sinyallerinin göreceli gücünü kullanarak tanımlıyorlardı. Daha fazla mavi renkli sinyal nesnenin muhtemelen bir hayvan olduğunu gösteriyordu. Tabii ki yapay sinir ağları gerçek sinekler değildir ve bir sineğin sinir sisteminin tam modelleri de değillerdir. Fakat bize bir sineğin doğal yoranları tanımlamak için görsel sinyalleri nasıl işlediğinin en verimli yolunu gösterirler. Sineklerin sinir sistemi mavi tuzaklar tarafından çok güçlü bir şekilde uyarılır ve aç sinekler için neden böyle bir güçlü çekim merkezi olduğu net bir şekilde anlaşılmış olur. Sineklerin tuzaklara yakalanmasının neden olan duyusal sinyalleri ve davranışları anlayabilirsek, tuzakları bu mekanizmaları daha verimli kullanacak şekilde tasarlayabilir ve sinekleri daha etkili bir şekilde kontrol edebiliriz. Daha etkili tuzaklar bu sineklerin insan sağlığı ve refahı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Sinekleri kontrol altında tutmak, çiftlik hayvanları üzerindeki zararlı etkilerini önlemeye, uyku hastalığı gibi sinek kaynaklı tehlikeli hastalıklara karşı mücadeleye yardımcı olabilir ve bizi sinek saldırılarından koruyabilir. Bu videomuzda sizlere sineklerin neden mavi rengi ilgi duyduğunu ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmaları anlattık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.